Şimdi gidelim VEM ve yatırıma soralım. Bakalım bu fiyatlamalar neden böyle ve haberlerin nasıl etkileri olmuş? Barış Ürkün var karşımızda. Barış merhaba. Her gün olduğu gibi konuşuyoruz. Bizim ilk baktığımız yer dolar TL olacak. 2.88 sınırında kaldık. Dünden bu yana olan gelişmeleri bu cepheden bakınca yorumlamak gerekirse kısa vadede nasıl bir seyir beklersiniz? Merhaba, iyi yayınlar öncelikle. Dün de evet, herkesin bildiği gibi gerçekleşen bu Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra yaşanan gerilimle dolar TL'de yukarı yönlü 2.88 seviyene kadar bir hareket gördük. Tansiyonun yüksek kalabileceği beklentisi hakimdi dün gün boyunca. Bugün sabah gelen haberlere baktığımız, özellikle Rusya Başbakanından gelen haberler, daha sonra Rus Dışişleri Bakanından gelen bazı yani bilgilerle birlikte dolar TL'de 2.89-30'a doğru bir yükseliş hareketi meydana geldi. Fakat daha sonra Rus Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı'nın yani birbirleriyle görüşebileceği haberlerin gelmesiyle tansiyonda bir miktar azalma oluştu ve bu algıyla tekrardan aşağı yönlü bir hareket meydana geldi. Fakat bu hareket meydana gelirken bu sefer Amerika'dan 3.5'ta gelen datalar, çekirdek tüketici fiyat endeksiyle çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin beklentilerden hem daha iyi hem beklentiler dahilinde gelmesiyle dolar TL'de yeniden bir yukarı yönlü atak gördük kısmi miktarda. Fakat yine 2.88 seviyesinde tutunulduğu görünüyor. Önümüzdeki dönemde yani kısa dönemde bakacak olursak yani bu seviye şu anda önemli görülüyor. Dün de önemli bir bariyerdi. Burayı aşamadık. Şimdi bu seviye destek kademesi oluyor gibi görünüyor. Yani bu seviye üzerinde eğer kalmaya devam edersek hem Rusya tarafından gelecek gelişmeler, yaşanacak yeni gelişmeler, Amerika'nın faiz artırımıyla ilgili beklentilerle 2.88 üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde yeniden 2.90 ve 2.93 gibi seviyelere doğru belki bir yükseliş hareketi tekrar görebiliriz. Peki son sorum altınla ilgili olacak. Yurt dışında tabii dolar TL yukarı gittiği için gram cinsinden bir miktar yukarı gittik ama uluslararası piyasalarda Rusya-Türkiye gerginliğine herhalde biraz tepki olarak altın alınmıştı. Bu yönde trend devam ediyor mu ve bu trendin ya da işte bu temanın kalıcı olmasını bekliyor musunuz kısa vadede? Yani altında dün tabii ki bu yaşanan olayla birlikte jeopolitik risk algısıyla güvenli liman talebi geldiğinden dolayı altında 1.081 dolar seviyelerine kadar dolarına kadar bir yükseliş meydana geldi. Fakat yani bu yükseliş kısa vadede kalıcı bir yükseliş olarak ben görüyorum. Çünkü yani gelişmeler belli, en fiziksel talep zayıf. Son açıklanan CFTC raporuna bakacak olursak 17 Kasım tarihli bir önceki haftaya göre %50 oranında net pozisyonlarda azalış da meydana gelmiş durumda. Zaten bugüne baktığımızda yine 1.081'den aşağı yönlü hareketlenmenin arttığını gördük. Özellikle biraz önce açıklanan Amerikan verileriyle birlikte. Bu anlamda yukarı yönlü hareketler 1.080 üzerine geçilmediği müddetçe aşağı yönlü hareketler daha fazla baskın diye düşünüyorum. Bu anlamda da yani 1.065-1.050 seviyene doğru da bir hareketlenme orada da görebiliriz. Peki Barış, çok teşekkürler. VEM ve yatırımın görüşleri bu şekilde. Biz şimdi stüdyoya dönelim.